Bugünkü yayınımıza ülkemizin 10 ilini etkileyen doğal afetle ilgili başsağlığı dileyerek başlıyoruz. Sözü Canan Hanım'a bırakıyorum. Tekrar hepinize merhaba diliyorum. Ülkemizin geçirdiği zor günlerden dolayı kayıplarımızı, başsağlığı, kalanlara sabırlar diliyorum. Şu bir hafta içerisinde çok fazla şeye tanık olduk. Özellikle işte sosyal medyada da çok fazla paylaşım gördük. Mesela enkaz altından çıkan çocuklara şahit oluyoruz. Saatler sonra enkaz altından çıkabiliyorlar. Elimizden geldiği kadar uzmanlar olarak ya da çocuğun çevresindeki ailesinden kişiler olarak o süreçle ilgili çocuğa uygun yaklaşımlarla destek sağlamamız gerekiyor. Eğer bir çocuğa maddi, manevi, psikolojik olarak her anlamda ailesel olarak bakabileceğimizden eminsek lütfen koruyucu aile olarak çocukları yanlarımıza alalım. Lütfen bu konuda hassas olun. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Uzmanlardan, gerekli yerlerden, bakanlıklardan destek alın. Ama koruyucu ailelik konusunda acele etmeyelim. Çocukla zaman geçirebiliyorsanız koruyucu aile olun, yoksa onun dışında o çocuğa daha ciddi zararlar verebilirsiniz. Gerçekçi olun, somut olun. Zaten çocuk sizi anlayacak. Farklı cümleler, farklı benzetmeler kullanmayın. Hani çocuğunuz soruları mutlaka olacaktır. Merak ettiği şeyler mutlaka olacaktır. Uygun yanıtlayın. Çocuklar çok ilginç sorular sorabiliyorlar. Mesela dedesi öldüğünde bir çocuk şey diyebiliyor. Dedemin saçını kim tarayacak diyor mesela. Yani hani bunu niye soruyor? Çünkü çocuk şunu söylüyorlar. Hani çocuk ölümü yaşam fonksiyonlarının sona erdiği kısmını bilmediği için, hani ölüm öyle bir şey. Sanıyor ki dedesi toprağın altında da olsa yaşamaya Yaşamaya devam devam ediyor. edecek. Birinin onun saçlarını hani taraması gerekiyor kısmına giriyor. Ondan dolayı elinizden geldiği kadar evet hani gerçekçi olun. Somut bir şekilde anlatın. Çocuğun sorularına uygun yanıtlar mutlaka verin. Elimizden geldiğince destek sağlamaya devam edeceğiz. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun diyoruz. Bugünkü yayınımıza ülkemizin 10 ilini etkileyen doğal afetle ilgili başsağlığı dileyerek başlıyoruz. Konuşurken belki kelimeler düğümlenebilir ama elimizden geldiğince duygularımızı kontrol ederek çocuklar, çocukların yaşayabileceği sıkıntılar, ailelerin yaklaşımları, bu süreçte uzmanlar neler yapabilir kısmı ile ilgili konuşacağız. Sözü Canan Hanım'a bırakıyorum. Tekrar hepinize merhaba diliyorum. Ülkemizin geçirdiği zor günlerden dolayı kayıplarımızı, başsağlığı, kalanlara sabırlar diliyorum. Bugünkü yayınımız biraz zor bir yayın olacak bizim için de. Hem çocuklarla uğraşan eğitimciler olarak hem de bizim de yakın kayıplarımız olarak umarım bir yayın geçirebiliriz. Hocam, ben sizinle başlamak istiyorum. Birkaç soru yöneltmek istiyorum size. Şimdi bazı çocuklarımız maalesef ailelerinden kayıplar aldılar. Yas sürecini yaşıyorlar. Direkt konuya girmek istiyorum. Bu çocuklara biz nasıl yaklaşalım? Çocuklar hepimiz yani hani çok şu bir hafta içerisinde çok fazla şeye tanık olduk. Özellikle işte sosyal medyada da çok fazla paylaşım gördük. Mesela enkaz altından çıkan çocuklara şahit oluyoruz. Saatler sonra enkaz altından çıkabiliyorlar. Çocuklar biraz daha gerçekçiler aslında. Somut bakabiliyorlar. Bundan dolayı da hani o biz o süreci ne kadar gerçekçi yaklaşırsak, somut yaklaşırsak o kadar sağlıklı olabiliyor. Tabii burada yaş unsuru da var. Mesela diyelim ki 2 yaş altındaki bir çocuk birçok şeyi hatırlamayabilir. Orada hani beyinle ilgili kısmı var. Çünkü hani 2 yaş altındaki çocuklarda hani hipokampüs gelişmediği için, sonradan gelişmeye başladığı için anıları kaydetme hani olmayabilir. Tekrar hatırlayamaya, ileriki yaşlarda hatırlama olmayabilir. Fakat hani duygusal anlamda çok ciddi etkilenebilir. Yetişkin olduğunda mesela bu tür vakalarda işte ne oluyor? Mesela fobiler gelişebiliyor ya da işte sınırda kişilik gelişimine sebep oluyor. Panik atak gelişebiliyor.
Tabii hani 3-4 yaşındaki bir çocuk kendisini ifade ettiği için o süreci hani 2 yaş altı çocuklara göre daha sıkıntılı yaşıyor olabilir. Orada da dediğim gibi somut yaklaşıyoruz, gerçekçi oluyoruz. Mesela hani enkaz altından çıkan çocuk, bakın ne kadar bir kız çocuğu çıkmıştı, 5 yaşında sanırım. Su İstedi. verdiklerinde evet hani uyarıyor onlar, ben muayene olmadım diyor. Evet. Hani bu işte ne kadar gerçekçi yaklaştığını da gösteriyor. Ya da işte Evet. diğer çocukların tepkileri de öyle. Bundan dolayı elimizden geldiği kadar hani uzmanlar olarak ya da çocuğun çevresindeki ailesinden kişiler olarak o süreçle ilgili çocuğa uygun yaklaşımlarla destek Evet. sağlamamız gerekiyor. Tabii bu arada sadece çocukların psikolojik yapıları değil, fiziksel yapıları da etkilendi. Sağlıklı olarak doğan ve sağlıklı hayatına devam eden çocuklarımız maalesef ki çeşitli ezilme, burkulma, kırılma ya da omurilik travmalarından dolayı özel gereksinimli birey haline gelebildiler. Evet. Bu çocuklara da bir fizyoterapist olarak burada söylemek istediğim bir iki nokta var. Gerçekçi yaklaşmamız gerekiyor. Fiziksel kapasiteleri ile ilgili de gerçekçi yaklaşmak gerekiyor. Elbette şu an istediğimiz tek şey tabii ki hayatta kalmaları, hayatlarını devam ettirebilmeleri. Bu uzun bir süreç ama bu süreçten sonra ciddi fizyoterapi desteklerine ihtiyacı olacak ailelerin, özellikle de çocukların. Örneğin eskiden yürüyebilen ya da farklı ihtiyaçlarını kendi yapabilen çocuklar şu an ne olduğunu algılayamayabiliyorlar. Henüz bir şok evresindeler ya da ampute olan çocuklarımız oldu. Bunlarla ilgili de meslektaşlarım, psikologlar, çeşitli uzmanlar, eğitimciler, çocuk gelişimciler, lütfen çocuklara gerçekçi yaklaşalım. Çocuklar her şeyin farkındalar. Tabii ki belli bir süre sonrasında fizyoterapi kliniklerinde hizmet almaya başlayacaklar. Yeni bir dönemleri olacak, yeni bir okulları olacak, yeni yerleşim yerleri olacak. Buradan tekrar size bir soru yansıtmak istiyorum. Bu çocuklar farklı illerde, farklı şekilde eğitimlerine devam edecekler. Burada arkadaşları ya da öğretmenlerimiz çocuklara nasıl yaklaşsınlar hocam? Evet, bu süreç zaten çok zor bir süreç. Yani hani bir çocuğun hayatında zaten hani değişikliklerin olması sıkıntılı bir şey. Çocuğun hayatı şöyle bir şey. Belli bir rutini vardır aslında. İşte uyanır, ailesiyle zaman geçirir, anaokuluna gidiyorsa okula gider. O doğrusal bir çizgidir. Çocukta hani zaman kavramı çok gelişmemiştir o anlamda. Hani geçmiş, şimdi, gelecek kavramı daha sonradan oluştuğu için, çocuğun o rutini bozulduğu için, yani ufacık hasta normal bir durumda bile, normal yaşamında bile taşınan çocuklarda bile hani sıkıntılı tepkiler olabiliyor ya da o duruma adaptasyon süreci sıkıntılı olabiliyor. Kaldı ki böyle bir durumda hani bir doğal afet durumunda hayatındaki birçok şey değişmiştir çocuğun. O süreci çok kontrollü yürütmek gerekiyor. Yani hani Çok. kontrollü yürütmek de şöyle bir şey, hani çevresindeki kişiler ya da uzmanlar hani şey yapmamalı. İşte hani duygusal davranıp hani süreci gerçekçi anlatmamaktan kaçınmalı. Tam tersi gerçekçi anlatmalı. Çocuğun aklındaki sorulara mutlaka yanıt verilmeli. Yani Evet. çocuk tepkileri o durumda şöyle olabiliyor. Mesela diyelim ki yakınını kaybeden bir çocuğa o haber verildiğinde bile çocuk şey isteyebiliyor. Hani 4-5 yaşında bir çocuksa ben oyun oynayabilir miyim diye izin istiyor mesela. Çok çok ilginç bir tepki. Yani yetişkin gözüyle biz baktığımızda şeyi sanıyoruz. Ya işte tanıdığı ölmüş, oyun oynamak için dışarı çıkıyor, oyun oynamak için izin istiyor. Tam tersi, bakın hep söylüyoruz hani oyun oynamak çocuk için şöyle bir şey, nefes almak gibi bir şey. Evet. Çocuk o haberi sindiremeyebiliyor. Sindirebilmesinin tek yöntemi de aslında zaman istiyor. Yani Evet. oyun içerisinde onu yansıtabiliyor. Mesela oyun tedavilerinde, oyun terapilerinde de bu öyledir. Travma yaşayan, çok sıkıntılı durumlar yaşayan çocuklar yaşadığı şeyleri oyunlara mutlaka yansıtıyorlar. Gösterirler. Bu durumda da evet, çocuklara elimizden geldiğince şu süreçte oyun alanları hazırlamalıyız aslında. Evet. Benim çok hassas olduğum bir konu var aslında. O konuyla ilgili de birkaç cümle edelim istiyorum. Şu an tabii Türk milleti olarak hepimiz birbirimize kenetlendik. Hepimiz annesiz babasız kalmış ya da şu an ebeveynlerine ulaşamayan çocuklara koruyucu aile olma peşindeyiz. Bu çok hassas olan bir konu. Lütfen bu konuda acele etmeyelim. Bu konuda önce kendi şartlarımızı,
kendi durumumuzu bir gözden geçirelim. Çünkü bu çocuklar zaten hassas ve zor dönemlerden geçiyorlar. Psikolojik olarak yanlarında olmak isteyebiliriz, korumak isteyebiliriz, kollamak isteyebiliriz ama bu bir ömür. Eğer bir çocuğa maddi, manevi, psikolojik olarak her anlamda ailesel olarak bakabileceğimizden eminsek lütfen koruyucu aile olarak çocukları yanlarımıza alalım. Bugün alıp bir sene, iki sene sonra ben yapamıyorum demek çok doğru bir yaklaşım değil. Zaten sıkıntılı dönemlerden geçen çocukları bir kere daha sıkıntıya sokarız. Lütfen bu konuda hassas olun, lütfen bu konuda dikkatli olun. Uzmanlardan, gerekli yerlerden, bakanlıklardan destek alın ama koruyucu ailelik konusunda acele etmeyelim. Evet, bununla ilgili de şunu söyleyebilirim. Mesela diyelim ki tıpta hospitalismus denilen evet. bir bozukluk var. Özellikle hani 0-1 yaş dönemi için çok kritik bir şey. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda mesela diyelim ki çocuklar eğer 0-1 yaş döneminde anne babayı hissedemiyorlarsa, anne sıcaklığını hissedemiyorlarsa %95'i ölüyor, vefat evet, ediyor. Bu maalesef. çok ciddi bir oran. Hani bunun farkına varıldığında zaten özellikle 0-1 yaş dönemi çocukları işte hani ailelere veriliyor. Hani anne sevgi yoksunluğu deniliyor aslında Evet, bu. evet. O kadar ciddi bir şey. Hani o çocuğun bütün fizyolojik ihtiyaçlarını giderseniz de bakın çok önemli bir şey. Fizyolojik ihtiyaçlarını giderseniz de anne sıcaklığını hissedemediğinde 0-1 yaş çocuğu ölebiliyor. Buna zaten mutlaka dikkat ediliyordur. Hani ona göre hani mutlaka ailelere ya da işte koruyucu ailelere veriliyordur çocuklar. Çok Umarım. hassas Yani yani umarım evet. bunlar kayıt altındakiler Evet. elbette ciddi derecede denetleniyordur. Fakat kayıt altında olmayan tanıdık, yakınının çocuğu, işte akrabamızın çocuğu alalım bakalım diye lütfen uzmanların elinden geçilsin bu Evet. çocuklar. Lütfen uygun pedagoglar, psikologlar eşliğinde çocuklara durumlar anlatılsın. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz yardım etmek istiyoruz ama farklı şekilde yardımlar yapalım. Aileleriyle birlikte olan çocuklara şu anda destek olmaya çalışalım. Ailesiz çocuklar için biraz zamana ihtiyaç var. Evet. Biraz devlet korumasında olup uygun desteklendikten sonra uygun ailelerin yanına yerleştirilme imkanları sunalım. Biraz bekleyelim. Kayıtsız çocuklar konusunda biraz sabırlı olmamızda fayda var. Burada hepimiz şeyiz. Mesela duygusal davranıyoruz ya da duygusal kararlar veriyoruz. Yani biz de gündemden takip ediyoruz. Mesela imkanı olan aileler var. Evet, bu çok güzel. Ya da işte bakın dünyanın her yerinden evet hani yardımlar yapılıyor, yardımlar oraya gidiyor. Herkes imkanları doğrultusunda mutlaka bir şeyler yapıyor. Ama bu konuda özellikle çocuklar konusunda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Duygusal kararlar vermememiz gerekiyor. Hepimiz etkilenebiliyoruz. Ama dediğim gibi bilmemiz gereken önemli şeyler var. Orada bizim sakin olmamız, mantıklı karar vermemiz gerekiyor. Mesela ne oluyor? İşte ünlüler oluyor ülkemizden. Yani bu ünlüler evet çocuklara sahip çıkmak, koruyucu aile olmak istiyorlar. Çok uygun olmayabilir bu an. Çünkü o çocuğu sahipleniyorsanız o çocuğun hayatında yer almanız gerekiyor. Onunla zaman geçirmeniz gerekiyor. Bu öyle bir şey değil. Ünlü birinin hayatını düşündüğümüzde kendi hayat planlaması bile zor. Evet çok zor şartlarda çalışıyorlar. Ya da işte hani çocukla zaman geçiremeyebilirler. Çocukla zaman geçirebiliyorsanız koruyucu aile olun. Yoksa onun dışında o çocuğa daha ciddi zararlar verebilirsiniz. 99 depremini ciddi yaşadım ben hocam İstanbul'da. Çok yakın ailemizden birisi depremde annesi ve babasını kaybetmiş bir tane çocuğu devlet korumasından evlatlık olarak aldı. O çocuğa da gerçekten öz anne babası gibi baktı. Fakat çocuğun ilerleyen senelerde kronik bir rahatsızlığı çıktı. Aile burada çok zorlandı. Maddi olarak kronik rahatsızlığına yetişememeye kadar geldi. Fakat çok arada kaldı. O zaman da ben yine eğitimciydim. Birlikte danıştık, yollara düştük. Bırakıp bırakamama konusunda çok stres yaşadı. Ama bırakmadılar. Her şekilde devam ettiler. Şu an mesela o çocuk epey yaşı büyük. Gerçek annesi babası olmadığını da belirli bir yaştan sonra uzman desteğiyle söylediler. Atlattılar ama bunun her zaman pozitif olmayabilir. Aile baş edemeyip çocuğu bırakabilirdi maddi olarak. Çünkü bazı şeyler özellikle
şu an afetten çıkan çocuklarda psikolojik travmalar ya da fiziksel travmalar ya da olabilecek herhangi bir özel gereksinim durumu hemen ortaya çıkmayabilir. Sonrasında evet. ortaya çıkabilir. İşte bebeklerimiz enkazdan çıkıyorlar ama kafa travması olmuş olabilir. Ya da ilerleyen süreçlerde ciddi psikolojik travmalar yaşıyor olabilir. Bunun için sadece maddi güç değil, az önce çok doğru bir yere denk geldi aslında konu. Çok doğru bir şey söylediniz. Çocuğun yanında olabileceksek, çıkabilecek sorunları gerçekten bir anne baba gibi kabul edebileceksek bunun üstesinden gelelim. Yoksa sadece bir çocuğun eğitimini karşılamak, yedirmek, içirmek, fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak için, koruyucu aile olmak için çok çok erken. Bunun için farklı kanallardan, farklı desteklerimizi tabii ki her zaman maddi manevi sunmaya hazırız. Evet. Burada da şey var mesela diyelim ki hani gözle görülür bir hasar olduğunda biz onu hasar olarak görebiliyoruz ama evet, gözle görünmeyen hasar aslında daha ciddi bir hasar. Orada da uzmanların söylediklerine dikkat edelim. Yani hani daha önceden yaşanmış durum ve olaylar üzerinden gidelim. Yani bizi çok zor bir süreç bekliyor. Çünkü belki 100 yıl içerisindeki en ciddi doğal afetlerden biri. Belki çok insanın etkilendiği afetlerden biri. Bu süreci yönetmek zor olabilir. Yani hani biz 99'dan sonrasında bile hala işte bahsediyorsunuz. Bakın neler yaşadığını, insanların hayata tekrar tutunma çabaları ya da işte atlatamayan bir sürü insan olabiliyor. Umarım bu süreçte uzmanlar ya da ülkemiz ciddi planlamalar, hani evet. uzun vadedeki ciddi planlamalar üzerine çalışıyordur. Bu süreci uygun bir şekilde evet, atlatırız. Yani biraz duygusallığı bir kenara bırakmamız gereken bir durum. Özellikle bizim eğitimcilerin ya da profesyonel çalışanların. Duygusal yaklaştığımızda ileride 5 yıl, 10 yıl sonra sıkıntılı durumlarla karşılaşabiliriz. Peki hocam, yayının en zor sorusunu size soracağım. Bir anne olarak bunu sormak da çok kolay bir şey değil ama annesini babasını kaybetmiş çocuklara biz nasıl yaklaşacağız? Burada işte yine yaş faktörü işin içine giriyor. Yani hani çocuk dediğim gibi hani 3 yaşını aşmışsa hani o ölüm olayını uygun kelimelerle, uygun cümlelerle çocuğa anlatmamız gerekiyor. Mesela genelde bizim ülkemizde şey yapılıyor işte melek uçtu gitti. Evet, melek ya da işte oldu. Seni izliyor yukarıdan. Seni izliyor ya da işte diyelim ki şey diyor de uykuya daldı ya da işte evet. yurt dışına çıktı, tatile ya da gitti. Sen ne zaman istersen senin yanında olacak zaten gibi evet. hani yani. Bunlar hani aslında şey... İyi amaçla söyleniyor gibi ama sıkıntılı yaklaşımlar. Dediğim gibi bakın çocuk çok soyut değil ama somut düşünüyor. Evet. Gerçekçi düşündüğü için söyleyebileceğimiz en uygun şey şu. Yaşam fonksiyonlarının son bulduğunu söylemeliyiz. Evet artık yiyemeyeceğini, içemeyeceğini, tırnaklarının uzayamayacağını yani yaşam fonksiyonları son buldu diyeceğiz. Hani Hı-hı. ölen insanlarda bu oluyor. Orada gerçekçi yaklaşmamız evet. gerekiyor. Çocuk çok etkilenmiyorsa evet hani cenaze törenine katılabilir. Elimizden geldiği kadar o süreci çocuğa yaşatmalıyız ki yas sürecini evet çocuk yaşamalı. Bütün memeli canlılar evet. yas sürecini yaşıyor. Yaşamaları gerekiyor. Yaşamadıklarında sıkıntı oluyor. Ya da işte siz çocuğa sıkıntılı cümlelerle orayı erteletirseniz Hı-hı. Maalesef çocuk hani yetişkinlikte bir sürü sıkıntılı evet. Psikotik hastalıklara dönebiliyor. Evet. Orayı anlatmamız gerekiyor. Yani çocuğa haber verme kısmında da ben mutlaka en yakınının çocuğa haber vermesi gerektiğini evet, evet. söyleyebilirim. Eğer yakınından hiç kimse yoksa tamamıyla belki bir devlet korumasında ya da bir öğretmeninin yanındaysa en sevdiği, en güvendiği kişinin çocuğa haber vermesinden evet. yanayım. Çünkü biz aile olarak belki çocuğu korumaya çalışıp haber vermiyoruz ama o çocuk komşudan, sosyal medyadan ya da farklı noktalardan bunu öğrendiği zaman çocuk da kalanlara karşı da ciddi güvensizlik ihtiyacı duyuyor. Yani çünkü şu an sosyal medya maalesef doğru haberlerin olduğu kadar kirli haberlerle evet. de dolu. Bu çocuklar bir şekilde öğreniyorlar, bir şekilde televizyon karşısındalar. Saklamamak gerekiyor bazı şeyleri. Örneğin işte evden resimler kaldırılıyor. Evden bütün videolar kaldırılıyor. Aman çocuğun yanında sakın ağlamayın, sakın üzüntünüzü belli etmeyin. Bunlar çok doğru şeyler mi?
Ya bunlar çocuğun hayatı şöyle bir şey aslında biz çocuğu hep saf olarak görüyoruz. Evet geçmişe değer bir kaydı olmadığı için aslında çocuğu saf görüyor. Çocuk aslında bilmemekten kaynaklı değil. Geçmişe değer bir kaydı yok. Yaşamı ve deneyimi olmadığı için o şekilde davranıyor. Ama biz gerçekçi olduğumuzda zaten çocuk o süreci uygun bir şekilde mutlaka Geçiriyor. atlatıyor. Ertelemememiz gerekiyor. Ya da Evet. işte sıkıntılı cümleler kurduğumuzda ne oluyor? Diyelim ki şu an evet çocuk onu yaşıyor. İkincil tepkiler ortaya çıkıyor. Mesela diyelim ki bir çocuğa siz işte öldü demek yerine yakınının öldüğünü söylemek yerine işte derin bir uykuya daldı derseniz ikincil tepkilerde şöyle oluyor. Çocuk hani özelden özele akıl yürüttüğü için uymak istemiyor. Evet. Yani Ben uyumuyor, uykusu bozuluyor. Sanıyor ki mesela evet babası uyudu, bir daha uyanmıyor, uyanmayacak. O zaman ben de uyumayayım diyor. Çünkü ben de uyursam ben de uyanamayacağım Evet. sanıyor. Ben iki tane yakınımın çocuğuna maalesef ki birine babasının, birine annesinin öldüğünü söylemek durumunda kaldım. Çok zor bir olaydı aslında. O çocukların mesela bir tane çocuğun ilk tepkisi acaba ben çok yaramazlık yaptığım için mi Evet, dedi. suçlayıcı Bir davranıyor. tanesi asla kabul etmedi. Evet. Yani bu konuştuğumuz konu sadece deprem ve afet değil, günlük hayatta da maalesef kaybettiğimiz kardeş, anne baba olabiliyor. Aslında hepsinde geçerli bir durum. Zor durumlar ama Evet. çocuklara da bunları açıklamamız gereken durumlar. Onları yok sayamayız, yaşı kaç olursa olsun. Onları da yasamızın içine dahil etmemiz gerekiyor. Ya da kayıptan ziyade şu an hayatı değişen aileler oldu. Felçli olan, yatalak olmak durumunda kalan, bakımını yapamayan, hastane sürecinde olan ailelerimiz oldu. Aynı şekilde çocuklarımıza gerçekleri anlatmak gerekiyor. Onların tabii ki yaş kategorisine göre algılayabileceği bir dilde. 3 yaşındaki bir çocukla 15 yaşındaki bir çocuğa aynı yaklaşamayız elbette. Ya da bir kardeşle diğer kardeşe aynı yaklaşamayız elbette. Ama gerçekçi olmakta fayda var diye Bu düşünüyorum. durumda hani çocuklar ya da insanların tepkileri aslında hani şöyle biz sıkıntılı bir durumla karşılaştığımızda beynimizin vereceği tepkiler belli. Savaş kaç, dona Evet. kal. Yani her çocuk ayrı tepki verebiliyor. Mesela diyelim ki birine evet o haberi verdiğinizde çocuk çok öfkelenebilir, Evet. size vurmaya çalışabilir ya da bazı çocuklar donabilirler. Evet, kabul etmeyenler, Konuşmayabilir, inkar hayatı edenler. boyunca konuşmayan çocuk var Evet. travma etkisinden. Normalde Evet. çocuk konuşuyordur. Babasıyla ilgili bir haber duyduğunda mesela bir daha hayatı boyunca konuşmuyor. Ya da işte Evet. diyelim ki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor gibi görünebilir. İşte oyun oynamak istediğini söylüyor. Biz sanıyoruz ki çocuk bundan etkilenmedi. Tam tersi aslında onu sindirmek için oyun istiyor. Yani biz o tepkileri biliyorsak zaten çocukla ilgili uygun desteği de mutlaka Evet. sağlayabiliriz. Evet. Bir de rolleri değiştirmemek gerekiyor. Yani annesi, babası ya da kardeşi, anneannesi, dedesi herhangi birinci derece yakını vefat etmiş bir çocuğun yerine rolleri üstlenmemek gerekiyor. Örneğin teyzesiyseniz siz o çocuğun annesi rolüne bürünmeyin lütfen. Teyzesi olarak devam edin. Ya da babası vefat etmiş bir çocuğun dedesi baba rolüne lütfen bürünmesin. Çünkü çocuklar onları sildiğimizi ve hayatından çıkarttığımızı düşünüp daha ters tepki verebiliyorlar. Anneleri, babaları, kardeşleri, birinci derecede kaybettikleri akrabaları onların hayal dünyalarında hatırladıkları kadar güzel anılarıyla devam edecek zaten. Ama geri kalan akrabalar kendi görevleri neyse o görevlerini üstlenmeye devam etsinler. Bu konuda diyeceğiniz bir şey var mı hocam? Orada da evet yine oraya çıkıyoruz. Bakın gerçekçi olun, somut olun. Zaten çocuk sizi anlayacak. Farklı cümleler, farklı benzetmeler kullanmayın. Hani çocuğun soruları mutlaka olacaktır. Merak ettiği şeyler mutlaka olacaktır. Uygun yanıtlayın. Mesela işte çocuklar çok ilginç sorular sorabiliyorlar. Mesela dedesi Evet. öldüğünde bir çocuk şey diyebiliyor. Dedemin saçını kim tarayacak diyor mesela. Evet. Yani hani bunu niye soruyor? Çünkü çocuğa şunu söylüyorlar. Hani çocuk işte hani ölümü yaşam fonksiyonlarının sona erdiği kısmını bilmediği için hani Evet. ölüm öyle bir şey. Sanıyor ki dedesi toprağın altında da olsa yaşamaya Yaşamaya devam devam ediyor. edecek. Birinin onun saçlarını hani taraması gerekiyor kısmına giriyor. Ondan dolayı elinizden geldiği kadar evet hani gerçekçi olun. Somut bir şekilde anlatın. Çocuğun sorularına uygun yanıtlar mutlaka verin. Evet.
Eğitimci olarak bizim görevimiz elbette elimizden daha fazla gelse keşke devam eden, hayatına devam eden çocukları daha sağlıklı bir şekilde eğitim hayatlarına, normal hayatlarına ya da vücutsal fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için hayatlarına devam ettirmek zorundayız. Çok fazla alanda, çok fazla uzman desteğine ihtiyacımız var. Örneğin fizyoterapi olarak ihtiyacımız var. Psikologlarımıza ihtiyacımız var. Öğretmenlerimize, çocuk gelişimcilere, özel eğitimcilere ihtiyacımız var. Bu alanda gönüllü çalışırken de lütfen eğitimcilerimiz, meslektaşlarımız biraz daha hassas çalışalım. Acele kararlar, çocukların hayatları hakkında acele kararlar vermeyelim. Hep birlikte umarım biraz daha ya cümleler de çıkmıyor. Bu o Evet. kadar zor bir yayın ki hocam. Biraz daha güzel hayatlar diyeceğim ama güzel kelimesini bile Evet. artık Biraz konuşamıyoruz. bu şöyle bir şey. Mesela bir çocuğun hayatında en güvenli alanı nedir? Annesinin Evet. babasının olduğu bir evdir. Ya da işte yatağıdır, oyun alanıdır. Yani bizim şu an en kısa sürede aslında onların güvenli alanlarını Evet. oluşturmamız gerekiyor. Yani hani bazen işte görüyoruz ya battaniye sarılı. İşte battaniye aslında onun tanıdığı bir şey, Evet. bildiği bir şey Evet. sarılıp çıkıyor. Kendisini rahat hissetmesi için. Bizim de bu süreçte şu an yapabileceğimiz evet hani en kısa sürede barınma, güvenli Alan. alanların oluşturulması bu şekilde hani çocuk evet ya da işte diğer insanlar bu sadece çocuk değil diğer insanlar işte yaşam adaptasyonlarını sağlamış olacaklar. Evet. Sanırım bu yayını çok fazla da hani Evet, sürdüremiyoruz. Yani çok hani zor çünkü zor. konular. Yine elimizden geldiğince çocuklarla ilgili, yetişkinlerle ilgili bu süreçle ilgili yayınlar yapacağız. Umarım kısa sürede bütün hayatımızdaki insanlar atlatır. Çünkü hepimiz çok ciddi bir Evet. şekilde etkilendik. Bu sadece orada yaşayan insanlar için değil. Şu bir hafta içerisinde o kadar çok hani görüntüye, o kadar çok acılı şeye maruz kaldık ki bu bütün ülkeyi hatta bütün dünyayı etkiliyor. Dünyayı Dünyanın etkiledi. her yerinden insanlar bakın geliyor ya da dünyanın her yerinden insanlar başsağlığı diliyor. Elimizden geldiğince destek sağlamaya devam edeceğiz. Evet. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun diyoruz.